sırası Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Aykut Erdoğdu'ya ait. Buyurun Sayın Erdoğdu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2021 yılı Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin bütçesini konuşuyoruz. Bu bütçe konuşmaları sırasında Türkiye ekonomisini yakından ilgilendiren 5 büyük riski sizinle paylaşmak isterim. Eğer bu 5 büyük risk gerçekleşirse bu kadar emek ettiğimiz bütçenin emin olun hiçbir anlamı kalmayacak. Ne gelir, ne gider, ne borçlanma projeksiyonlarını tutturmamız mümkün değil. Değerli arkadaşlar, önümüzdeki birinci devasa risk bütçe açığıdır. Bakın 2019 yılında 123 milyar lira bütçe açığı verdik. Ama bu rakam gerçek değil. Çünkü Merkez Bankası'nda kefen parası dediğimiz ihtiyat akçesinden 120 milyar alınmasına rağmen bu devasa bütçe açığı verildi. İçinde bulunduğumuz 2020 yılının ilk 10 ayı gerçekleşti. Şu an itibariyle 145 milyar lira bütçe açığımız var. Ama bu bütçe açığımız da gerçek değil. Çünkü 256 milyar lira borçlandık. Normalde açık kadar borçlanmamız gerekiyor. Önümüzdeki yıl 245 milyar lira bütçe açığı öngörüyorsunuz. Değerli arkadaşlar, tutturmanız mümkün değil. Geçen sene itibariyle bu milletin dediği bütün vergiler ödedi. Pandemiye rağmen canı çıktı ve ödedi. Gelirlerimiz gerçekleşti. Gider projeksiyonlarımız da hemen hemen gerçekleşti. Çünkü pandemi olmasına rağmen bu vatandaşa bir şey verilmedi. Peki arkadaşlar, 2019 yılında 1.3 katrilyon toplam devlet borcu varken 2020 yılında bu rakam 1.9 katrilyon. Arada 600 milyar lira fark var. Bütçe açığı 145 milyar diyorsunuz. Arada 600 milyar fark var. Hadi bir miktar kur farkından kaynaklandığını söyleyelim. Peki bu aradaki para nereye gitti değerli arkadaşlar? Çünkü ülkeyi varlık fonu ve kamu bankaları üzerinden batırdınız. Bu kara deliklere gidiyor bu para. Bizim hesaplayamadığımız, göremediğimiz, göstermediğiniz bu kara deliklere gidiyor. Peki önümüzdeki yıl ne olacak? Vatandaşın canı kalmadı, vergi verecek canı kalmadı, ek vergiyi falan düşünmeyin. Vatandaş can çekiyor, işletmeler can çekiyor. Siz mecbur daha fazla borçlanmak zorundasınız. Siz daha fazla borçlandıkça tefeci faizi çok daha yükselecek. Bugün %15 size söylüyorum, orada durması mümkün değil. Bu faiz %20'yi de geçecek. Dünyada yarım puan faiz varken bu devlet %20'nin üzerinde borçlanmak zorunda. Peki devlet borçlanırsa ne olacak? Devlet borçlanırsa vatandaşa para kalmayacak, faizler daha çok yükselecek, durgunluk daha fazla artacak, işsizlik daha fazla artacak, talep yönüyle bir baskı göreceğiz. Zaten kur yüzünden canımız çıkmış bir maliyet enflasyonu var, işler çok daha kötüye gidecek. İkinci büyük risk nedir değerli milletvekilleri? Cari açık. Bakın eskiden cari açık verip büyüyorduk. Bugün küçülürken cari açık veriyoruz. 70 sente muhtaç haldeyiz. Bugün cari açık rakamı açıklandı. 33 milyar dolar yıllık cari açığımız var. Cari açık birike birike ne oluyor? Dış borç oluyor. Bugün 420 milyar dolar dış borcumuz var. Dünyanın milli gelirine göre en yüksek borcu olan ilk 5 ülkeden biriyiz. Arkadaşlar bu büyük bir risktir. Üstelik biz bu cari açığı ve birikmiş dış borcu, ana para ve faiz ödemelerini nereden karşılayacaktık? Merkez Bankası rezervlerinden. O rezerve güveniyorduk değil mi? En azından kısa vadeli dış borçlarımız kadar bizim net rezervimiz olması gerekiyordu. Daha fazla tercihidir. Bu 180 milyar dolar demek. Peki Merkez Bankası kasasında ne var arkadaşlar? Günlük değişebilir eksi 60 milyar dolara yakın net olarak Merkez Bankası'nın içi boşaltılmış durumda. Bu ne demek? Bu şu demek, dış ödemeler krizinin eşiğinde bekliyoruz demek arkadaşlar. Çok tehlikeli bir durumla bu ülke karşı karşıya demek. Değerli arkadaşlar, bu ülkedeki üçüncü büyük risk bankacılık sektörüdür. Bakın geçen yıl itibarıyla 2.6 katrilyon bizim kredi hacmimiz var. Bu seneye geldiğimizde ne olmuş? 3.6 katrilyon. %40 artmış. Bu krize rağmen %40 artmış. Niye? Çünkü Erdoğan ve damat dediler ki verin krediyi, ülke büyüsün, iyi görünelim. Ya arkadaşlar, bu kadar basit olsa bütün dünya bunu yapar. Verin krediyi, ne oldu? Gitti vatandaş cep telefonu aldı, gitti vatandaş araba aldı, gitti vatandaş konut aldı. Ne patladı? Enflasyonla cari açık. O neyi patlattı? Faizle kuru patlattı değil mi?
Bugün geldiğimiz noktada Merkez Bankası boşaltılmış durumda. Bankacılık sektörü üstelik aktif rasyosuyla bu bankalara döve döve bu kredileri verdiniz. Hangi faizden özellikle kamu bankaları kullandırdı kredileri? %7, %8. Bugün faiz ne? %15 Merkez Bankası faizi var. Kredide %20. Yarın ne olacak? %30 olacak. %8 de kamu bankasından borç alıp yarın götürüp kamu bankasına aynı parayı %30 mevduatla vereceksiniz. Bu bankaların batması demektir. Batması demektir. Bankalar batsın ne olacak canım, çoğu yabancı. Öyle bir şey yok. Çoğusu kamu bankaları bunların. Bugün bankacılıktaki batık kredi oranına ne diyorsunuz? 4,5. Her şey sahte olduğu gibi bu da sahte. Minimum en iyi hesaplamayla %15. 3.6 katrilyon var. 150 milyar batık var diyorsunuz. Değil. En az 500-600 milyar lira batık var. 70-80 milyar dolar. Yarın bu kriz devam ederse bu %20'ye çıkacak olacak. 100 milyar dolar. Bankalar batsın bize ne mi diyeceksiniz? Diyemezsiniz, o bankaları kurtaracaksınız. Bunu hepimiz, biz sizin yapınızı biliyoruz. Üstelik bankacılık sektörü bu ekonominin kalbidir. 100 milyar dolar ne olacak? İstanbul yaklaşımı, Anadolu yaklaşımı, Eskişehir yaklaşımı, bir şekilde vatandaşa yaklaşacaksınız. Hazine bu kredileri üzerine almak durumunda kalacak. Zaten batık kredilerin çoğu KGF garantisi. KGF'yi 25 milyar koyup 250 milyar garanti veriyorsunuz. Neymiş? %5'i batar. Ya batacak kredilerin hepsi KGF içerisinde zaten. 100 milyar dolar yük gelecek buradan üzerinize. Eğer önlemleri almazsanız 100 milyar dolar yük gelecek. Arkadaşlar, dördüncü büyük risk ekonomideki istatistiklerde sahteciliktir. Enflasyona %14,3 diyorsunuz. Değil arkadaşlar, AK Parti milletvekilleri değil. Bakın, bizi kandırmaya çalışırken sizi kandırıyorlar. Düşünün ki siz doktorsunuz. Hastaya tedavi uygulayacaksınız. Şekerini ölçüyorsunuz. 280 çıkıyor. Size 120 diyorlar. Tansiyonu ölçüyorsunuz. 18 çıkıyor. Size 11 diyorlar. Siz bir doğru tedavi uygulayabilir misiniz? Sizin aldatılmanıza izin vermeyin. Rica ederim. Siz düşünün. İşsizlik 12,7. Allah aşkına. Telefonunuza gelen mesajlara bakın. Etrafınıza bir bakın. İşsizlik 12,7 mi bu ülkede? Şu an işsizlik %30, üstelik işten çıkarma yasak. Değerli arkadaşlar, 6,7 büyüme var diyorlar. Ya Allah'ınızdan korkun. 203 milyar dolar milli gelir 197 milyar dolara düştü. 6,7 büyüme var dediğiniz dönemde. Üstelik bankalara büyüdü diyorsunuz. Bankaların batık kredilerini BDDK yüzdürürse büyümüş görünür elbette. Kimi aldatıyorsunuz? Ama bir şeyi kandıramıyorsunuz. İktisadi oyuncular, özellikle yabancılar kapmıyor bunu. Faiziniz %15, çok daha yükselecek. Kurunuz 7,8, tutamıyorsunuz. Üstelik Adalet Bakanı'nın yanında gezdirirken tutamıyor. Merkez Bankası Başkanı'yla yeni Maliye Bakanı'nın çabası var ama tutacağını hiç sanmıyorum. Çünkü yapısal bir bozukluğunuz var. Ve bütün bu riskleri çarpan etkisiyle artıran bir pandemiyle, bir bulaşıcı hastalık belasıyla mücadele ediyoruz arkadaşlar. Allah aşkına doğruları söyleyin. Doğrudan kimseye zarar gelmez. Bakın, 500 bin günde vaka sayısını artırdınız. Bu yakışıyor mu Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne ya? Geldiğiniz aşı alacağız, aşı nerede belli değil. Parası nerede belli değil. Bütün ülkeler siparişini vermiş. Boynumuzu büktük, aşı bekliyoruz. Hastamız var, yaşlımız var. Yapmayın, etmeyin. Değerli arkadaşlar, altıncı büyük risk bu ülkenin önünde yaptırım riskidir. Bütün kalbimle söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'i haklı haklı. Bizi kendi kıyılarımıza gömmeye bekliyorlar. İzmir kıyılarında balık tutamaz hale getirmeye çalışıyorlar. Biz burada çok haklıyız. Ama siz çok kötü bir dış politika götürdüğünüz için. Sizin dış politikanızda ne yazık ki liderinizin mal varlığı tehdit edildiğimiz için vatan toprakları, mavi vatan tehlikeye giremez arkadaşlar. Girmemeli, rica ediyorum. Girmemeli. Bugün bize katsa yatırımları diyorlar. Biz ulusal bağımsızlığı olan bir ülkeyiz. Tercih hakkımız var. Bize satmadılar, S-400'ü almak zorunda kaldık. Ama böylesine berbat bir ilişkide, böylesine inanılmaz, güvenilmez bir ülke haline geldik ki haklılığımızı paylaşamaz hale geldik. Değerli arkadaşlar, bir dakika içinde çözümü anlatayım. Demokrasi ve adalet olmadan bu ülkede çözüm yok. Ne ekonomisinde ne dış politikasında. Bunun sizin için bedeli varsa demokrasi ve adaletin, onu ödemek zorundasınız. İki kişi çıktı. Kendileriyle benim hiç bilgim yok. Size şunu söyledi aslında Bülent Arıç ve Mücahit Aslan. Şu an Konkordo'dayız. Eğer önlem almazsak iflas edeceğiz dediler, partinizden uzaklaştırınız. Ben ikisine de kefalet vermiyorum. Sadece sözleri itibariyle değerlendiriyorum. İkinci meseleye gelince, şeffaflık ve yoksullukla mücadele, yolsuzlukla mücadele etmek zorundasınız. Eğer bunu yapmazsanız bu ülke ekonomisinin düzelme şansı yok. Yalana tövbe etmek zorundasınız. Başta istatistikler, vaka sayıları. Yalan söylerseniz bu ülkenin bir geleceği yok.
Ve dördüncüsü kararlı ve tutarlı bir dış politika izleyeceksiniz. Ülkenin cumhuriyet çizgisine nereye getirdiysek ona layık, mal varlığımıza tehdit edilmediğimiz onurlu Türkiye Cumhuriyeti halkının onurunu koruyacak bir dış politikaya ihtiyacımız var. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.